Arkadaşlar hoş geldiniz. Görebileceğiniz üzere şu anda PlayStation 4 üzerinden Gran Turismo Sport oynuyorum. Gran Turismo bildiğiniz üzere PlayStation'ın en köklü serilerinden biri. Bir yarış oyunu serisi ve PlayStation'a özel. Şu anda da görebileceğiniz üzere gerçek zamanlı bir şekilde PlayStation 4 üzerinden oynuyorum. Ama işin birazcık daha ilginç bir kısmına gelirsek, görebileceğiniz üzere burada Xbox One kontrolcümüz var. Aslında ben şu anda bu oyunu Xbox One üzerinde oynuyorum. Şöyle, hatta giriş kısmına girelim. Başka bir oyuna bile geçiş yapabiliriz. Hop. Tamam diyorum, ben Gran Turismo'dan sıkıldım. Şimdi Forza oynayacağım, evet. İlginç bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Xbox One'ın sahip olduğu ilginç bir medya özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Xbox One ilginç bir çıkış yapmıştı ve sunumlarında vesaire de çok fazla böyle oyun konuşulmasından çok medya player özelliklerinden bahsedilmişti. TV. İşte zaten o hepimizin bildiği efsane sunumda TV falan diye geçerken adamlar şaka yapmıyordu arkadaşlar. Xbox One bir oyun cihazından çok bir medya cihazı olarak, bir entertainment system, bir eğlence aracı olarak tanıtılmıştı ve bunu daha çok filmlerden, televizyonlardan vesaire bahsederek böyle bir sunum yapmışlardı. Peki bu nasıl oluyor? Görebileceğiniz üzere az önce de gösterdim. PlayStation 4 üzerindeyim. Gecikmesiz bir şekilde oynuyorum. Ama bir yandan baktığımızda gerçekten Xbox One üzerindeyim. Hiçbir şekilde hani size kandırmaca yapmıyorum. Stream falan da etmiyorum. Gerçek zamanlı bir şekilde oynuyorum. Bu nasıl oluyor peki? Ya bu aslında böyle gizli bir bilgi falan değil ama Xbox One aslında bir oyun konsolu olduğu için çok konuşulmayan ve kullanılmayan bir özellik. Muhtemelen sizler de şimdiye kadar hiç Xbox One'ınızdaki HDMI girişini kullanmamışsınızdır. Evet, aslında konumuz bu. Xbox One'ın bu Xbox One S ve One X sürümleri için de geçerli. Yani bildiğimiz tüm Xbox One ailesinde var bir özellik. HDMI çıkışının yanında aynı zamanda bir HDMI girişi var. Şöyle göstereceğim hemen. TV. Evet, şu anda görebileceğiniz üzere PlayStation 4'ümüz ve Xbox One'ımız yan yana duruyor ve fark ettiyseniz Xbox One'da 2 adet HDMI takılı. Burada yaptığımız şey PlayStation 4'ten çıkan HDMI kablosunu direkt olarak monitöre bağlamak değil, Xbox One cihazımıza bağlamak. Şöyle görebileceğiniz üzere, benim elimde daha detaylı fotoğraflar var ama yine de sizlere göstermeye çalışıyorum. Görebileceğiniz üzere 2 adet HDMI girişi var diyeceğim ama teknoloji editörlerinin vesaire veya konsolu inceleyen bazı arkadaşlarımızın yaptığı çok büyük bir hata var. Normal bir konsolu incelerken falan şey derler, İşte PlayStation 4'te 1 adet HDMI girişi var derler. Hayır, PlayStation 4'te görebileceğiniz üzere 1 adet HDMI çıkışı var arkadaşlar. Xbox One'da ise 1 adet HDMI girişi varken görebileceğiniz üzere burada yazıyor. HDMI in, bir adet de HDMI çıkışına sahip. Burada yazıyor zaten to TV, hani televizyona bağlayacağınız. Bu ise hani istediğiniz medya cihazını bağlayacağınız giriş. Hatta aranızda bazı Xbox One kullanıcıları muhtemelen Xbox One'ın HDMI çıkışı yerine HDMI girişine HDMI kabloyu takıp böyle bir anda görüntü alamayınca panik falan da yaşamışlardır. İşte Xbox One'ın arkasında iki adet HDMI portunun bulunmasının sebebi bu. Biri giriş, diğeri çıkış için. E bu peki ne işimize yarıyor? TV. Tabii ki de Xbox One üzerinden PlayStation 4 oynamamıza yarıyor diyeceğim de tabii ki de bu benim birazcık sizlere yaptığım bir oyun. Birazcık daha ilgi çekici olması için videonun başlığını vesaire öyle söyledim. İlla ki PlayStation 4 veya herhangi bir konsolu takmanıza gerek yok. Artık HDMI çıkışına sahip olan herhangi bir üründe Xbox One üzerinde takıp kullanabilirsiniz. Bunlar neler olabilir? İşte başka konsollar olabilir. Nintendo Switch'i taksaydım Nintendo Switch gözükecekti. Blu-ray DVD oynatıcı taksaydım aynı şekilde onun ekranını görecektik falan filan. Dediğim gibi Xbox One bir oyun konsolu dışında her ilginç özelliğe sahip de çıktığı zaman da tabii ki de bu özellik artık Xbox Series X ve S'te yok. HDMI girişini kaldırdılar. Çünkü gerekli bir özellik değil. Çoğunuz da kullanmamıştır. Kullanmanıza da gerek de yok. Herhangi bir cihaz bağladığınızda zaten televizyonunuza direkt görüntü gidiyor. Niye oyun konsolunu bu şekilde kullanalım ki, değil mi? Ama ilginç dönemlerde 2013, bundan 10 sene öncesi eğlence sektörünün tam olarak nereye gittiğinin kestirilemediği zamanlardı. Çok farklı atılımlarda bulunuldu. Gerek oyun konsolları tarafında gerek mobil cihazlar tarafında. İlginç zamanlardı. Böyle de bir özellik Xbox One tarafında vardı. Ufak bir bilgi olsun sizlere. Dediğim gibi bu hani sizin ilginizi çekmek için birazcık da Xbox üzerinden PlayStation oynuyorum falan geyi yaptım ama mantığı anlamışsınızdır. Xbox One'ın HDMI çıkışı dışında bir HDMI giriş de var. Buna HDMI bağlantısı olan herhangi bir şeyi takıp görebileceğiniz üzere bu şekilde gecikmesiz bir şekilde birebir hani sanki HDMI kablosunu monitöre bağlamış gibi şöyle Xbox One üzerinden oynayabiliyorsunuz. Yeni konsollarda yok. Sadece Xbox One, One S ve One X'te var. İsterseniz siz de deneyebilirsiniz. Blu-ray oynatınızı konsolunuzu takıp oradaki HDMI çıkışına herhangi bir şekilde zararlı vesaire değil. Bu konsolun kendi destekli özellik. Nasıl çalıştığını merak edenler içinse onu da şöyle göstereyim. Şurada uygulamalar kısmında Vanguard kısmına giriyorsunuz. Burada direkt olarak zaten karşınıza çıkıyor. Bunun sadece çok kısa bir ayar kısmı oluyor. Bir iki tane özelliği seçiyorsunuz. Ondan sonra direkt olarak kullanmak istediğiniz cihazı Xbox One üzerinden izleyebiliyorsunuz, seyredebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz nasıl yapmak isterseniz. Bu da böyle ilginç bir özellik de aklınızda bulunsun. İsterseniz deneyebilirsiniz de. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi benden bu kadar. Hoşça kalın.